Ankara'da Memleket Partisi 1. Olağanüstü Kurultayı vardı. Kurultayda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin altılı masayı eleştirileri de vardı. Birinin evet dediğine diğeri hayır diyor. Bunların kafası karışık dedi. Bize operasyon çekmek istediyor. Biz 3. yoluz deyince birilerine bir sözler verelim. O sözleri verip bir operasyon çekecekler. Ama Allah'a şükür örgütler dimdik ayakta. Parti yönetimindeki istifaların ardından kurulduktan bir yıl sonra olağanüstü kongre gerçekleştirdi Memleket Partisi. Parti Genel Başkanı Muharrem İnce bize operasyon çekmek istediler mesajı verdi kürsüde. Bir altılı masa var. Bu altılı masa memlekete çözüm üretebilir mi? Kongrede konuşan İnce'nin hedefinde altılı masa da vardı. İstanbul Sözleşmesi de olur. CHP diyor ki imzalayacağız. Temel Karamollaoğlu diyor ki iyi ki çıktı. Peki ne olacak? Ya onu konuşmuyoruz. Ali Babacan dedi ki Ergenekon'u yeniden açacağız. Sabahleyin Kılıçdaroğlu rahmetli Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Şimdi Ergenekon yeniden açılacak mı? Kamulaştıracağız dedi birisi. Öbürü dedi ki öyle kolay değil. Altılı masadaki partilerin aynı konularda farklı açıklamalar yaptığını hatırlattı Muharrem İnce. Mülteciler biri göndereceğiz diyor, öbürü o kadar kolay değil diyor. CHP hayır verdi, seneye yine var dikkat eskeresi. Biri evet biri hayır verirse hükümet o gün düşer. Kafaları karış. Ne yapacaklar bilmiyorum. Kafası Türkiye'de en net parti Memleket Partisi.